Merhabalar, gördüğünüz üzere bir fail videosu. Videonun sonunda anlatacağım. Kapya biberi doğradım. Suyunu sıktım. Suyunu da kenara ayırdım. Kendisini de kuyruk yağını da buzluğa atmıştım. Etleri de buzluğa atmıştım. Onları da kolay doğramak için bu şekilde yaptım. Şimdi zırhtan geçiriyorum. Onları karıştırıyorum. Tekrar zırhtan geçiriyorum. Belki diyorum ki çok zırhtan geçirdim. Belki de kesmek yerine, doğramak yerine eti ezmiş oldum. Bilemiyorum. İnternette Bedri Usta'dan gördüğüm kadarıyla sinirlerini ayıklamaya çalışıyorum. Tabii ki buradaki yaptığımız bütün her şey. Sonuçta usta değiliz. Yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Bir kaşık toz kırmızı biber atıyorum. 750 gram kıyma. Yani etin kıvamı bu şekilde. Baya baya aslında makine kıyması gibi oldu neredeyse. Belki de onu hata yaptım. Biraz irimi bırakmalıydım. Ya da yağ mı az geldi bilemiyorum. Şişte kalması için daha önce bir ustadan duymuştum. 750 gram külbastıya doğradım. 100 grama yakın bir kuyruk yağ koydum içine. Bir de 100 gram makineden çekilmiş kıyma koydum. Şişe daha rahat saplanması için. Şişlere de buz kaseti koymuştum. Bende paslamaz çelik. Şişler var aslında Adana şişe. Fakat onlara yapışması daha zor oluyormuş. Bende bazen dökülüyordu, bazen dökülmüyordu vesaire. O yüzden demir, böyle kara demir dedikleri o şişten, demir şişlerden aldım. Tabii iz ve vesaire veremiyoruz. Sadece tutturmaya çalışıyoruz. Şişlerin üzerine. Kapya biberden ayırdığım suyu da ıslatıp şişe saplarken kullandım. Elektrikli ızgarada yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde şişten aldık. Fakat böyle çok sıkı bir köfte gibi oldu. Bu neden oldu böyle bir durum? Benim aklıma gelen iki tane şey var. Ya biraz fazla parçaladım, çok küçük küçük yaptım diye düşünüyorum. Ya da yağını az koydum gibi geliyor. Yorumlarınızı bekliyorum bu işten anlayan arkadaşlarımız varsa.